Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Biz Prag'dan döndükten sonra ancak kendimize gelebildik ve gelir gelmez de yeni bir seyahat rotası oluşturduk. Aslında bu yoktu, içimizden geldi, biraz son dakika planı oldu. Şans kapımızı çaldı ve ayağımıza şöyle bir fırsat geldi. Çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz var, ismi Anna. Aslen Berlin'de yaşıyormuş ve geçen gün dersin sonunda şöyle bir şey söyledi. Cumartesi günü, yani bugün için Berlin'e gidiyorum. Evimde ve arabamda 4 kişilik yer var. Gelmek isteyen varsa misafir edebilirim dedi. Ben de bizimkilere dedim ki tabii ki biz gidiyoruz. Böyle bir fırsat bir daha ayağımıza gelmez. Ve hocaya mail attım. Ekibi topladım. Şimdi hazırız. Sonuç olarak Yağız, ben, Mina ve Anıl hocayla birlikte bugün Berlin'e gidiyoruz. 2 gece 3 gün boyunca onun evinde kalacağız ve bizi misafir edecek. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesi günü bizim Prag ekibinin geri kalanı yani Meltem, Mert, Sümeyye ve Hale Flixbus'la otobüsle Berlin'e gelecekler sabahtan. Biz de onlarla birlikte pazartesi günü Berlin'i gezip bitirdikten sonra gece saat 2'de yine Flixbus otobüsüyle Polonya Katowice'ye döneceğiz. Şimdi bir buluşma noktası belirledik ve saat 12'de Anna ile birlikte o buluşma noktasında olacağız. Hazırlandık, birazdan yurttan çıkacağız. Birkaç gün boyunca Berlin'de bizi neler bekliyor ben de bilmiyorum. Umarım keyif alırsınız izlerken. Hepinize iyi seyirler. Anıl var. Merhaba. Yağız var. Ve Mina var. Bir de ben varım. 4 kişiyiz. Ekibin geri kalanı pazartesi günü Berlin'e geçecek. Erken gelmiş hocayı bekliyoruz. Anna hocamıza şöyle bir çikolata aldık. 5 dakika içerisinde burada olacakmış. Hocamız geldi. I adopted this cat today an hour ago. So this cat doesn't know me. Aa. He is also scared. And for him it's a big change in his life. Don't let him out. Okay. Yolculuk Berlin'e doğru başladı. Mina ön tarafta çok mutlu kediyle olduğu için. Yatak 1, yatak 2. Machine. This is most important in the morning. Do you mind if I record? No, it's fine. Okay. Yeah, sure. Ben terliklerimi yanımda getirdim. Bebeğim bu terlik. Bu da tam senlik. Anahtarlarımız da var. Şimdi eşyalarımızı falan yerleştirdik ve evden çıktık. Yemek yemek için daha merkezi bir yere gidiyoruz. Zaten saat geç oluyor. Yemek yedikten sonra döneriz. Asıl Berlin gezimizi yarın ve ertesi güne saklıyoruz. Az önce birkaç kebapçıya falan gittik. Ama hiçbir yer kart kabul etmiyor. O yüzden bir pizzacıya geldik. Fiyatları falan gösterelim. Pizza fiyatlarına bakın. Birim olarak baktığımızda çok ucuz. 5-7 falan. Makarnalar da aynı civarda. Burası da restoranın ortamı. Ve burada herkes İngilizce konuşuyor. Polonya'da kimse İngilizce konuşmuyor. Herkes Lehçe konuşuyor bizimle. İngilizce konuşan bir yere geldiğimiz için mutluyum. 5 euro mu bu? Elime bakın ve pizzanın büyüklüğüne bakın. Pizza 10 numaraydı. Fiyat performans açısından 10 numara. Doyuruculuk açısından 10 numara. 10, 10, 10. Gece gece küçük bir Berlin turu yaptık. Şimdi eve dönüyoruz. Yarın daha güzel gezeceğiz. Hoca o kadar melek ki biz yokken yatak siparişi vermiş ve bize diyor ki yarın saat 11'de yatak siparişi verdim ve onu almaya gideceğim. Sadece bir gece için. Bu kadar iyi bir insan olamaz. Yağız çabuk gel. Görüşürüz. Şimdi biz yatıyoruz. Yarın daha çok yer gezeceğiz. İyi geceler. Günaydın. Ne günaydın ha? Guten Morgen.
Yani günaydın demek istiyorum burada, bilmeyenleriniz için. Almanca'da günaydın dedim size. Turkish Music. Sure. Check out this Turkish music station on YouTube Music. Hadi yine Timke. Yeah. Telif yeriz bundan. It's very important that you go there and get the tickets, because maybe they will have the tickets already for tonight, and if not, they will give you tickets definitely for tomorrow. So then you have to go to Bundestag. Gitti telefonum. Telefonumun kırılışı ve parçasını bulduk. Yerleşti ha. Hala koyuyorsun. Buradan düşmez herhalde. Telefonum kırıldı. Herkesin cadılar bayramı kutlu olsun. Hello günün mübarek olsun kardeşim. Allah senin cadılar bayramı da olsun İyi ya. Önce kahvaltı hazırlamış. Tam bir Anadolu insanı. İyi yavrum. Türkçe müzikler. Gençsiniz. Türkçe müzikler falan açtı. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Birazcık gezeceğiz. Ve bize şey verdi. Bilet verdi. Ücretsiz binebilirsiniz bu kartla dedi. Onlar da kötü. Telefonum kırıldı. Hadi fotoğraf da çek. Güzel çıkıyor. Tamam soktum kanka. Ne yapıyorsun? Tamam. Veriyor mu bileti? Çatır çatır. 5.90, oh, 70 TL. 70 TL kaçtı. Hop 24 tunden kartı. Ermas falan bir şeyler. Hocanın bize verdiği kartı orada unutmuşum video çekerken. Gittik durağa, kart çantada yok. Her yere aradık ceplerimizi, cüzdanlarımızı falan bulamadık. Sonra dedim ki telefonu koyduğum yerde unutmuş olabilirim. Ve orada unutmuşum. İyi ki de kimse almamış. İlk durağımız Brandenburg kapısına geldik. Hava bugün çok güzel, 18 derece falan. Neredeyse Kasım'a gireceğiz. Bugün tatil olduğu için bayağı kalabalık ve insanlar genellikle kostümlü bugün Cadılar Bayramı olduğu için. Ama böyle yukarıdan çekince daha güzel oluyor. Ha, ben bunu fark etmemiştim şu ana kadar. İleri görüşlülüğüme bakın. Berlin'in taşını satıyorlar. Ben ne yaptım? Prag'dan kaldırım taşını kendim aldım. Ayağım bir taşa takıldı ve taşı söktük. Şimdi ben o taşı cebime koydum ve hatıra olarak saklayacağım. Prag sokaklarından bir taş. Hatıra. Kaldırım taşını aldım. Hatıra olarak. Mesela şöyle bir kahve ve kupa. Geri 99 euro. Burası katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı. Şimdi buraya geldik. Anıtlar gittikçe yükseldi. Kocaman. Upuzunlar. Euro hepsi. Yaz para çekemedi. Evet yine çekemedim. 1,5 ay oldu. Anne çekemedim gene. Anne çekemedim yine. Şimdi benimkini çekmek için gideceğiz. Bankaya gitmek için otobüse bindik. S und U-Bahnhof Alexanderplatz. Burger'ın fiyatlarını çok merak ettim. Abi çok sağ ol. Şaka mı şu? Bu hayat Avrupalılar yaşıyor gerçekten. Buldum bankamı. ATM'si de var. Kartınız kullanıma açık değil. Sen daha önce kullandın mı bu kartı? Evet. Gergin anlar. Bizim en büyük hatamız yani Erasmus'a gelecekleri diyeceğim ki parayla geleyim. Evet nakit getir ya. Ben nakit getirecektim. Nakit getir. Hop eurolar.
Evet Anıl Bey, ne hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Şu an istediğim gibi yapabilirim. Şimdi Emir Almanca konuşmaya gitti içeri. Hamburgerin tanesi 2 euro dersek 25 euro 25 tane yiyebiliyoruz böyle. Ya 25 euro yeter lan, 2 gün 25 tane hamburger yesek iyi. Bir de etli ha. Oo. Prag'da sadece KFC ile beslendik. Dün mesela pizza yedik. Güzel. Ve paramı çekebildim. Az önce Türkiye'den TEP Bankası'na ulaştım ve işlem limitimi arttırdılar. Oldu sonunda. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce terörün topografyası diye bir yere gidiyoruz. Oradan Berlin Duvarı'na gidiyoruz. Oradan şeye Checkpoint Charlie'ye gidiyoruz. Oradan da Kreuzberg'e gidiyoruz. Bir de yarın arkadaşlarımız gelecek. Hiç gezmemiş numarası yapıp bir daha gezeceğiz buraları. Berlin'e 2 gün yeterli. Karşıdaki adamla dizlerimiz birbirine değecek şimdi. Çok yakın. Şimdi şuraya geldik. Berlin Duvarı'nın bir parçası. Bütünle böyle gideceğiz. Şurası sabah gittiğimiz kapı. Prag'da aldığım taştan sonra Berlin Duvarı'ndan da bir tane taş alıyorum. Bu güzel. 3,5 euroya şöyle döner ve ayran aldım. Ayran içmeyeli bayağı oldu. Burada magnet buldum. 2 tanesi 5 euro. Şunu ve şunu çok beğendim. 2 tane alacağım. Bu 2 magneti aldım. Toplam 5 euro. Şimdi Türkiye'ye geldik. Çok mutluyum şu an. Berlin'de en çok istediğim yerdeyim şu an. Kreuzberg ve Küçük İstanbul olarak anılıyormuş. Her şey Türkçe, herkes Türk, bütün dükkanlar falan Türkçe tabelalı. Burası resmen İstanbul. Türkiye gibi, trafiği var buranın. İstanbul gibi buranın trafiği var, bakın. Resmen trafik var. Biraz gezelim bakalım buraları. Gel gel, Galatasaray'ın maçını bul. Yağız tutmayın, Galatasaray'ın maçını buldu. Bak gidişe, bak gidişe. Abi 1,5 aydır yurt dışında ilk defa Galatasaray maçı izliyorum. Ya nereden geliyorsun? İstanbul'dan. Hiç Almanya'da hissetmiyorum şu anda. Mina buraya gelince Kili Hakan'a mesaj atmış az önce. Bana cevap verdi, Yağız'a cevap vermemiş. Kalplemiş mesajını. Evet. Kili Hakan burada yaşıyormuş bu arada, olduğumuz yerde. Okey taşları sesi geliyor içeriden. Türk kafesine geldik. Tuvalete girerken bunları bulduk. İçeride full nargile içiyorlar ve duman altı. Böyle bir şey bulduk. Hemen giydik. Çok komik. Annem gelmedi kınama. Çok komik. Çok yakıştı beyim. Anne kınama niye gelmedin? Şimdi içeriye bakın. Herkes maç izliyor ve nargile içiyor. Şu ortama bakın. Türkiye'de bile nargile kafeye hayatımda hiç gitmedim. Beni burada nargile kafeye soktular. Saat 8 olmuş. Ben içeride nargile kokusunun içinde uyuyakalmışım. Şimdi eve geçiyoruz. Evde yemek yiyeceğiz. Evet. Yarın artık bizimkiler geliyor Polonya'dan. Yarın akşam döneceğiz artık. Yine 2 katlı otobüse biniyoruz. Yaşasın. Çok güzel. Biz otobüse bindik üçümüz. Anıl da bindi arkadan. Anıl'ın ben bindiğini gördüm ama binmemiş. Demek o bizim taş attı çocuğa da. Ne atıyorsun lan salak? Lan saldırı. Cadılar bayramı ya. Aa yumurta. Bunlar camı kırar ha. Bunu yaşamadığımız kaldı. Geliyorlar. Allah'ım nereye düştük biz ya? Ben
bekliyoruz. Anıl bir sonraki otobüse bindi, geliyor. Prag'da Sümeyye'yi kaybettik. Bir kişiye sahip çıkalım. Berlin'de Anıl'ı kaybediyoruz. Bir sonraki şehir neresi olacak bilmiyorum ama beni kaybetmeyin. Meltem, Sümeyye, Hale, Mert. 4 kişi onlar da birazdan otobüse bineceklermiş. Flixbus'la Katowice'den Berlin'e geliyorlar. Biz de yarın sabah erkenden kalkacağız. Kahvaltımızı falan yaparız. Onlarla buluşacağız. Hoca bize gerçekten kahvaltı hazırladı. Portakal suyu falan sıkmışlar. Krep yapmış. Bana kahve yaptılar. Oğlum dün akşam sen kapıyı çaldın. Ayıp olmasın diye. Kadın evet. Yok. Anahtar çalışmıyor muydu? Ben de dün akşam kapıyı çaldım. Ve bana kızdı niye kapıyı çaldın, anahtar verdim sana diye. Rosberg'den nargile içerek Galatasaray maçı izledik. Yani gerçekten hayatımda rüya ya. İçeride bir nargile içiyor, göz gözü görmüyor. Ben orada uyuyakalmışım. Bütün orada 5 euroya hayvan gibi doyabiliyorsun. Alımcı olarak baktığın zaman aslında buradaki 1 euro Türkiye'deki 1 liradan daha değersiz. Anladın mı? Şu an Türkiye, Almanya'da yaşamak zor. Para kazanmak lazım. Sosyal iyi iş bulmak lazım. Ya da depresyona girersin ya. Evleneceğiz. Anıl sen en önde bindin otobüse. Biz senin bindiğini gördük. Bir binişin oldu, bir değinişin olmuş. Şöyle oldu, anlatayım. Otobüse bindim. Arkama hiçbir şekilde bakmadım. Sadece arkadan yukarıya çıkma yeri var diyor. Hayır, önden çıktık biz işte şoförün arkasından. Baktım arkama, yoksunuz. Sizin yatağınız gelmiş. Şimdi eve geldik. Yemek hazırlayacağız. Bu ocak nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Mutfak çok güzel bu arada, bayıldım. Sen yavaş mısın? Ya tencere koyunca mı çalışıyor? Şu da çalışıyor, duruyor şu an. Bak, hata verdi. Ha, tamam, şimdi olacak. Demek ki üstüne koymak gerekiyor. Güvenlik. Bu çocuklar da sandviç yapıyor yarın için. Bugün 3. günümüzdeyiz Berlin'de. Bizimkiler Berlin'e sabah gelmişler. Onlarla buluşacağız. Görmediğimiz birkaç yer var. Oraları göreceğiz. Bavulumu falan yanıma aldım. Anna'nın eşi Christoph demiş ki isterlerse eşyalarını benim ofisime bırakabilirler. Çünkü onun ofisi daha yakın merkeze. Hocamız evden çıkmadan önce bize bir de çikolata verdi. Hayatımda gördüğüm en iyi insan olabilir. Şimdi bavullarımızı bırakmaya geldik. Saat 5.30 gibi ondan geri alacağız. Thank you so much. Thank you so much. No problem. So I'll bring this in and... Bunlar karı koca, melek melek. Göster arka planını. Çok tatlı. Dün akşamdan. Grubumuz büyüdü. Artık 8 kişiyiz. Aleyküm hello. Selam ver. Aleyküm selam. Selam ver dedim, aleyküm selam dedim. Şu binaların orada müthiş fotoğraf çekimleri yaptık. Instagram'dan bakın, paylaşacağım bu akşam. Dışarıda yağmur başladı. Sadece benim şemsiyem var. Biz tekrar Berlin Duvarı'nın parçasına geldik. Asıl Berlin Duvarı'na daha sonra gideceğiz. Emir biraz anlatsana. Berlin'deki duvarla birlikte Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılıyor. Ve duvarın öte tarafına geçemiyorsunuz. Geçtiğiniz takdirde direkt vuruyorlar. İsterse diğer tarafında aileniz olsun. Çünkü Doğu Almanya'da Sovyetler vardı. Çünkü Doğu Almanya'da o dönemlerde Sovyetler vardı. Bölgede zaten parça parça Berlin Duvarı var ama asıl olan Berlin Mağarası. Evet. Biraz uzak olduğu için ona sonradan gideceğiz. Şimdi Führerbunker'a gidiyoruz. Adolf Hitler'in öldüğü yer tam olarak bilinmese de spesifik olarak hani burada öldüğü sığınağa Evet, şimdi buraya geldik. Burası Adolf Hitler'in öldüğü düşünülen yer. İnsanlar bu bölgede öldüğünü düşünüyor. Böyle bir şey bulduk ağacın dibinde. Mina'ya çok benziyor. Mina'nın aynısı bu. Biz şu an
şimdi otobüse bindik. Berlin duvarına gidiyoruz. Kaç durak gidecektik? 19 durak. 19 durak gideceğiz. Biraz sonra ben bavulumu ve çantamı alacağım. U-Bahnhof, unter den Linden. Burası çok güzel. Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz, Kreuzberg'deyiz. Bu parti bizim, faaliyetimiz. 24 lira, bir de 5.50 var. Normal. Geldiniz Berlin'e, çiğ köfte yiyorsunuz. Özledik. Hasretinden dağları derdim. Türk marketi. Allah'ım şükürler olsun. Dedim. Sucuk almak istiyorum. 4.49 euro. 6 tane var içinde. Bundan da alabilirim. 2.79'muş bu. Çorbalar, sucuk. Bunlar ekşisi aldık, kısır yaparız diye. İnce bulgur da mı alsam? Akşam oldu. Biz Christoph'tan bavulumu almaya geldik. Yemek falan yiyeceğiz. Şimdi oturduk Starbucks'ta bir şeyler içiyoruz. Ama saat daha 5.30 ve otobüsümüz 2.55'te. Otobüse binmemize daha 9 saat var. Burada bayağı bir oturduk, dinlendik. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Şimdi hep birlikte ilk gece pizza yediğimiz yere gidiyoruz. Hepimiz acıktık. Geldik pizzacıya. Bu kız açlıktan ölüyor şu anda. Berlin bir Prag. Berlin'de yaşarım. Gezmek için Prag. Tabii canım. Buraya da isimlerimizi yazalım. Ay şu meyye nasıl? 2 yerli mi? 2 mi? Ay yanlış yazdım. Kalem bitti. Meltem senin adını yazarken kalem bitti. Eyvallah, sağ olasın. Bu nasıl bir pizza? Bu mu kız? Abimiz bize çay ısmarladı. Evet. Neresinden Bulgaristan? Memleket. Çaylar içildi, pizzalar yenildi. İstanbul daha iyi. Saat şu an 1.41. Otobüsümüz 2.55'te. Bavulum uçtu. Bavulum uçtu. Aa, oradan. Buradan şoförün oraya kadar uçtu. Çok uykum var. Eve gitmek istiyorum. Güle güle Berlin. Hoşça kal Berlin. Sabah 10.30 gibi Katowice'de olacağız. 7.5 saat ölüm gibi. Katowice'deyiz. Yurda gitmek için otobüs bekliyoruz. Duraktan yurda gitmek için otobüse bindik ve 2 durak sonra ben çantamın olmadığını fark ettim. Durakta unutmuşum. Sonra Mert'le koşa koşa durağa geldik ve neyse ki çantam buradaydı. Kimse dokunmamış ve bir şey yapmamış. İçinde pasaportum, kartlarım ve bütün param vardı. Oh, sonunda kavuştum. Geldik. Sonunda yani. Şimdi yurda geldik ve biraz dinlendik. Dolu dolu 3 gün geçirdik. Ama şu son olay beni bitirdi. Çantamı kaybetmem. Berlin otobüsünden indikten sonra durağa yürüdük ve otobüs bekliyorduk. Ben o sırada video çekiyorum aynı zamanda. Videoda da görünüyor zaten. Ben o kareyi şuraya eklerim. Çantam durakta duruyor ve ben bavulumu alıp çantamı durakta bırakıyorum. Otobüsle bir durak boyunca gidiyoruz ve ben çantamın olmadığını ikinci durağa giderken fark ediyorum. Durakta unuttuğumu anlayıp direkt otobüs şoförünün oraya koşuyorum kapıyı açması için.
Ama durakta olmadığımız için bana kapıyı açmadı. Yağmur olduğu için çok fazla trafik vardı ve biz diğer durağa çok yavaş ilerleyebildik. Ve ben bu sırada hala bekliyorum bana kapıyı açması için. Zaten anlatıyorum ama şoförün İngilizce bildiğinden şüpheliyim. O sırada arkada başka bir yolcu var. Beni anladı ve şoföre durumu anlattı. Şoför buna rağmen kapıyı açmadı. En sonunda durağa vardık ve indik. Mert'le birlikte bindiğimiz durağa doğru koşmaya başladık. O çantayı durakta görünce o kadar rahatladım ki anlatamam. Hemen çantamı açıp içindekileri kontrol ettim ve hiçbir şey eksik değildi şükür ki. İçinde tüm banka kartlarım, Türk kimlik kartım, pasaportum ve Almanya'dan çektiğim 600 küsür euro vardı. Çok şükür ki hiçbir şey olmadı. Normalde hiç dikkatsiz değilimdir ama o yorgunlukla ve uyku haliyle aklım yerinde değildi herhalde. Zaten telefonum da kırıldı. Neyse. Yine de tüm bunlara rağmen bence çok güzel anılar biriktirdik. Bu partimizin faneli bizim. Umarım siz de bizimle birlikte keyif almışsınızdır. Berlin gezimizden bir sürü Instagram hikayeleri, fotoğraflar ve reel'lar biriktirdim. Hikayeleri de öne çıkanlara ekledim. Şuraya eklediğim Instagram hesabıma giderek izleyebilirsiniz hepsini. Bir sonraki durağımız neresi olacak biz de henüz bilmiyoruz. Ama takipte kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bu parti